Selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Gidiyor değil mi? her şey? Güzel. Şimdi, birkaç gün önce bir arkadaşın, ismi Jared Myers olan bir genç arkadaşın, Jeopardy'nin bu konser muhabbetleri var ki, ya bu arada aslında hadi her şeyi en baştan başlayalım. Jeopardy en son WWE ile sözleşmesi varken birazcık böyle sıkıntılı durumlar yaşamıştı biliyorsunuz hatta bir ara işte Roman Reigns'in rakibi olacak bilmem ne Universal kemerini oynayacak gibi şeyler de söz konusuyken. Ve Fardy bir gün bir house show'da baya böyle gitti. Terk etti maçı gitti devam etti yoluna. Sağlık sorunları falan filan işte herkese de umarım iyi olur her şeyi umarım iyi olur falan. Ne oldu da daha, tam açıklanmadı. İşte uyuşturucudan dolayı oldu bilmem ne falan filan demedi. Biliyorsunuz çünkü Jeff Hardy'nin birazcık sıkıntıları var bütün hayatında bunlarla ilgili. En son gönderildi WWE'den da WWE dedi ki gel terapi ol. Gel bilmem ne bak seni rehabilitasyona sokalım falan. Cefardi hayır istemiyorum dedi. Gitti. Bu da şimdi hemen bir sürü şey çıkardı ortaya. Ulan acaba işte AEW'ya mı gidecek falan ki ben de keza şöyle düşünüyorum. AEW illa Jeff'in gideceği yerdir. Yani Jeff Hardy kalibresinde bir güreşçin kesinlikle AEW'da güreşmesi lazım. Şu an eğer WWE'de değilse. İşte ondan sonra Metard'e çıktı. Twitch yayınlarında falan konuştu. Şimdi birazdan birkaç bir şey göstereceğim size. Onları bekleyin yani. Önemli şeyler çünkü bunlar. Bu direkt kanıttır bunlar yani çünkü. İşte Metal'de dedi işte beraber işte çıkacağızdır bilmem nedir falan filan. Sonra baktık işte imza günleri düzenlemeye başladı Cefar diye. Sonra konserler düzenlemeye başladı böyle kendisi işte şarkı söylüyor falan. Büyük çaplı bunlar. Daha ufak girls şeyleri konserler. E böyle böyle Cefar diye birazcık sanki güreşin dışında kaldı gibi. Ama Cefar gibi bir kişi elbette ki güreşten çok fazla uzak kalmaz. Zaten herkes de AEW, AEW falan bekliyordu ki 90 gün şey var biliyorsunuz. 90 gün e, güreşememe durumu var. WWE'deki bazı kişilerin sözleşmesinde eğer varsa 90 gün boyunca güreşemiyorlar. Bazen 60 gün falan galiba yanılmıyorsam. Cefay'da da 90 gün falan muhabbeti var. İşte insanlar sorguluyor. Acaba ne olacak? Gidecek mi? İşte Matt Hardy ile tekrar birleşip AEW'da Hardy Boys mu olacaklar? Neler olacak? Neler bitecek? Falan filan. İşte şimdi gelin size bazı büyük kanıtlar arkadaşlar. Bu internette çok e, konuşulmuş. Ben e, rahatsız olduğum için birkaç gündür pek bakmadım. Ama gelin ben size göstereyim. Ah. Şimdi şu arkadaş, Jared Myers. Dediğim gibi bu arkadaş böyle gidip kendi çapında işte röportaj falan filan. Ama şey profesyonel bir röportaj değil bu. Onu söyleyeyim size. İlk yani aklınıza ilk gelen şey bu olsun. Profesyonel bir röportaj değil bu. Ee, böyle sanki birazcık diyalog şeklinde geçiyor. Ciddi bir şey değil yani. Ama e, sanki böyle Cefaldi bir fanına hayranına işte bazı şeyleri söylüyor gibi. Bak şimdi. Yani konuşmalar çok az duyuluyor. Tam şurada 7 civarı. Ya genel şeyler konuşuyor. Çocuk hatta şey diyor. İşte ben diyor çocukken işte diyor bilmem ne işte bir kıza twist of fate çekmiştim falan filan. <laughs> böyle böyle bir şeyler işte neyse. <laughs> Bak burada birazdan size bu, burada birkaç konuşmasının alt yazılı halini de vereceğim. Bu videonun orijinali bu arada. Videonun orijinali. Bak şimdi şu video bu da Wrestle Clips'in aldığı oradaki bazı yerleri altyazı yapmış. Bak şimdi konuştuğu yerlerin. Jafari'de böyle sanki biriyle diyalog kuruyor normal konuşuyor falan yani. Bunun da kaydı olduğu için bu internete inanılmaz yayıldı. Çünkü bazı şeyler yerine oturuyor puzzle'ın parçaları gibi. Bak şimdi. I'm going to AW diyor Jafari'de bak. I'm going to AW dedikten sonra çocuğun surata bakın mesela. Bak. Çok heyecanlıyım da so excited. Çocuk da seviniyor. I don't even know what's gonna happen on March 9 diyor. Bak. 9 Mart'ta neler olacak konusundan pek bilmiyorum neler olacak falan filan diyor ama gidiyorum diyor. Peki neden? Bak şimdi. Arkadaşlar Jafardi'nin release yani gönderilişinde diyor 90 gün kuralı. Non-compete clause. Bakın şimdi. Bakın burada ne yazıyor. His release comes with an agreement <laughs> that he will pay until ya, 9 Mart'a kadar ödeme alıp 9 Mart'a kadar kimse e, hiç başka şirkette bulunamaz 9 Mart bakın 9 Mart'a kadar peki 9 Mart'ta ne var alın bakalım ne var 9 Mart'ta arkadaşlar görüyorsunuz anlatmak çarşamba <laughs> günü 9 Mart'ta bakın ne var peki burada ne diyor Cefardi 9 Mart'ta ne olacağını bilmiyorum hatta dur biraz yukarı kaydırırım siz görmediniz ha, 9 Mart'ta ne olacağını tam bilmiyorum diyor ama diyor bir şeyler olacak. <laughs> Bakan başkanı diyor. So nervous diyor. Biraz gerginim falan diyor. Çünkü onun için yeni bir macera. Bak adam baya sevindi. Mutlu oldu. İşte bütün full interview de burada diyor. O da burada işte. Yani burada çok fazla şey yapmayalım. Sesi birazcık arka alana vereyim böyle. Buralarda bayağı böyle işte sohbet muhabbet şeklinde geçiyor. Aman dur müzikten telif yemeyelim. Tamam arkadaşım sağ ol. <laughs> müzikten telif yiyecektim yani. Mevzu bu işte. Burada kamera çeken kişi. işte bu böyle kendi elinde kağıtlarda falan okuyor. Bu bir nevi böyle hani ikili arasında geçen diyalog gibi arkadaşlar. Jeff Hardy. Toparlayalım. Yok ki burada. AEW'ye gidiyorum diyor. I'm going to AEW diyor. AEW'ye gidiyorum diyor. Hani ne olacağını tam bilmiyorum ama çok heyecanlıyım falan diyor. Biraz da gerginim falan çekiyor. 9 Mart'ta ne olacağını tam kestiremiyorum diyor. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi 9 Mart bakın ne var. 9 Mart. Dynamite. Burada bakıyorsunuz 9 Mart'a kadar geçerli güreşemez şeyi. Tam gününe denk geliyor. O yüzden şimdi Tony Khan'da eğer derse böyle işte. Ya Tony Khan çok şöyle bir şey var. Şimdi değişik birazcık WWE mantığıyla düşünmeyin. WWE'de çünkü bazı şeyler söylenmeden gerçekleşiyor falan ya böyle. AEW'da da oluyor bu tarz şeyler. Ama genelde AEW'yu ilgi çeksin. insanlar daha çok bilet alsın. insanlar daha çok izlesinler. Rating alalım diye. E, açıklıyor bazı şeyler. Diyor ki bir şey olacak. Bakın büyük bir olay olacak. Sean Punk gibi bir adamın yıllar sonra güreşe geri dönüşünü bile hepimiz biliyorduk. Değil mi? Ama o anı izlemek için hepimiz izledik. İşte bunu yakalamaya çalışıyor Tony Khan. Bir şey olacak diyorsun. Kestiriyorsun mesela. Bak şeyin geleceği çok belliydi. Kişlerinin geleceğini hepimiz tahmin ediyorduk. Full time WWE takip etmeyen birileri bile takip anlayabiliyor bunu yani. Çünkü sürekli bir şey diyor. Tony Khan diyor. O diyor, bu diyor işte büyük şeyler olacak. Bak orada falan filan diye. Şimdi eğer ilerleyen günlerde Tony Khan derse ki 9 Mart'ta büyük bir şey olacak falan diye, hazırlanın, hazırlanın. Boyalarınızı işte el şey Çorap'tan yapılma fox zamanları kesik kesik şu el şey koldukları falan hazırlayın o zaman yani. Bu arada şunu söyleyeceğim. Eğer Jeff Hardy giderse gerçekten ne olur? Bence bak bu bence önemli bir olay. Cefadi'nin sadece güreş değil kendi hayatı için bile bence çok değerli bir olay olabilir. Her ne kadar <laughs> AW biraz daha rahat bir ortam sunsa da güreşçilerine şimdi yani hem şehit şahit kandan hem Tony kandan dolayı spor takımı yöneten bir aile oldukları için hem NFL olsun hem Premier Lig takımları var. Premier Lig'de di şu an, Championship'te fulum. Öyle hatırlıyorum değil mi? Aynen. E şimdi ya öyle bir kültürde oldukları için biraz daha profesyonel yaklaşıyorlar bazı konulara. Ha bu belki de Caferdin'in hayatı için çok daha değerli olabilir. Yani neden mi? Çünkü Caferdi gerçekten hani sağlık konusunda çok büyük problemler yaşayan biri. Hepimizi kızdırdığı oldu. Hepimiz Caferdi'yi böyle çok nefret edenin ben pek olduğunu zannetmiyorum. şeyden dolayı nefret ediyordur. Hani kendi kendine zarar var. Kendi hayatını mahvediyor. Kendi kariyerini yok ediyor. Mantığıyla ancak düşünebilir insanlar. Onun dışında çok cefardın pek kimseye zarar olduğunu falan ben zannetmiyorum yani. Kafayı buluyor, konuşuyor, takılıyor yani. Kendine zararı var öyle. Hani etrafında değil sadece kendine zararı olan biri. İşte bu da ondan daha çok şey bekleyen insanlara haykırıklarını üretebiliyor. Şimdi Jafar de istediklerini alabilir gibi geliyor bana AEW'de. Çünkü hani AEW hem onun konseptine uygun bir yer. Onun daha rahat edebileceği bir yer. Ve ya düşünsenize mesela Hardy Boys Young Bucks maçı görmeyi. Ya da Darby Allen, Jeff Hardy, e, merdiven maçı. Leathers match. Bunlar çok güzel şeyler olabilir. Jeff Hardy'ye bağlı tabii. Jeff Hardy ne kadar güreşe tutunmak istiyorsa. Jeff Hardy ne kadar ben daha bunu yapacağım derse o kadar da güzel şeyler sunabilir diye düşünüyorum. Eskisi kadar aktif beklemeyin tabi. Ama bence Jeff Hardy AEW birlikteliği <laughs> bizim göreceğimiz bir şey. Ya bu olacak. Kendi dediği deyimine göre 9 Mart diyor. Mantıklı. Puzzle'lar yerine oturuyor. Cefal diyor ki ben 9 Mart 9 Mart'ta ne olacak bilmiyorum. AEW'ye geliyorum diyor. AEW'ye bakıyorsunuz 9 Mart'ta Dynamite var. Onu da geçtim. 9 Mart'ta zaten güreşemez şeyi bitiyor. Close'u bitiyor yani. Chart'ı bitiyor Cefal'in. Galiba bu birlikteliği göreceğiz arkadaşlar. <laughs> siz ne düşünüyorsunuz? Yani destek olmak isteyenler beğenebilirler videoyu. Yorum yazın bakalım. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Jafar'da AEW'ye gider mi? Gitse ne şekilde karşılanır? Gitse ne şekilde performans sergiler? Hepsini yorum olarak aşağı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle kendinize çok 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 iyi. Bakın